Merhaba sevgili çocuklar, matematik kampımızın 28. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğal sayılarla çarpma ve bölme işleminde tahmin. Çocuklar, tahmin konusunda bir çarpma işlemini bir de bölme işlemini ayrı ayrı anlatacağım. Çarpma işleminde şuna dikkat ediyoruz. Verilen sayılar 10'dan büyükse, yani en az 2 basamaklıysa, bu sayıları en yakın 10'luğa yuvarlıyoruz çocuklar. Mesela 28'i hemen yuvarladığımızda 30 cevabını, 14'ü de yuvarladığımızda 10 cevabını bulacağız. 3 basamaklı olduğu zaman ne yapacağız çocuklar? Onu da 10'luğa yuvarlıyoruz. Ama 3 basamaklı sayıları 100'lüğe de yuvarlayabiliriz çocuklar. Bu yüzden bize ne belirtmişse onu uyguluyoruz. Sadece şuna dikkat edelim. Eğer bir basamaklı bir sayı varsa ve belirtmemişse bunu direkt yazalım. Çünkü bakın o biraz önceki 8 olan sayı 4 olsaydı, bakın 4 10'luğa yuvarladığımız zaman 0 olacaktır. Biz 0'la neyi çarparsak çarpalım cevap 0 olacaktır. Bu yüzden bir basamaklı sayıları yuvarlamıyoruz. Daha çok 10'dan büyük sayıları 10'luğa yuvarlıyoruz çocuklar. Bölme işleminde de aynı durum geçerlidir. 2 basamaklı sayıları 10'luğa, 3 basamaklı sayıları da 100'lüğe yuvarlayabiliriz. Ama genellikle ifadesini kullanıyorum. Çünkü 3 basamaklı sayıları 10'luğa da yuvarlayın diyebilir. Örneklerle bu konuyu pekiştirelim çocuklar. Şimdi verilen sayılarda 10'dan küçükse sayımız direkt 3 olarak yazabilirim. Bakın burada 47. Bu kaça yuvarlanır? Birler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük olduğu için bu sayı 50'ye yuvarlanır. Yani benim 50 ile 3 çarpmam yeterli olacaktır tahmin konusunda. 0'ı görmüyorum. 5 kere 3, 15. O görmediğim 0'ı da ekliyorum. Böylece bu sayının çarpımını tahmin etmiş oldum. Bakın bir basamaklı olan sayıları direkt yazıyorum. 10'dan büyük olan sayıları da hemen yuvarlıyorum. 65, 70'e yuvarlanırdı. 0'ı görmüyorum. 2 kere 7, 14 diyorum. O görmediğim 0'ı da ekliyorum. Eğer bir sayımız bir basamaklıysa bunu direkt yazıyoruz. 92'yi de ben 90 olarak yuvarlıyorum. Burada çarpma işlemi yaparken sondaki sıfırları görmüyorum. 9 kere 4, 36 diyorum. O görmediğim 0'ı şimdi ekliyorum. Bakın bir basamaklı olanları direkt yazıyorum. Ama yuvarlamış olsaydım, mesela şuradaki 4'e bakıyorum. Yuvarlamış olsaydım 4'ü 0'a yuvarlayacaktım. En yakın 10'la yuvarladığımızda 0 oluyordu. 0'la ben kaça çarparsam çarpayım cevap 0 olacaktır. O yüzden bir basamaklıları çok yuvarlamıyoruz çocuklar. 14'ü yuvarladığımda 10 cevabını buluyorum. 10'la 6'yı çarptım. 60'a yuvarlanmıştır diyorum çocuklar. Alta alta çarpma işlemini tahmin ettiğimiz gibi yan yana da çarpma işlemini tahmin edebiliriz. Bakın 32. Bu sayı 30'a yuvarlanır. 98. Bu sayı da 100'e yuvarlanır. Şimdi bunları çarparken sondaki sıfırları görmüyorum. 1 ile 3'ü çarpıyorum. 3. 3 tane sıfırı görmediğim için 3000. Sayıların hepsi 10'dan büyük sayılar olduğu için birinci çarpanla ikinci çarpanı 10'luğa yuvarlıyorum. Burada 10'luğa yuvarlayın diye belirttiği için açıklama kısmını dikkatli okuyorum. 56 hemen 10'luğa yuvarlıyorum 60 oluyor. 42 hemen 10'luğa yuvarlıyorum 40 oluyor. Şimdi çarparken sondaki sıfırları görmüyorum. 6 kere 4 24. Şimdi 2 tane de sıfır ekliyorum. Evet, 52'yi hemen 50'ye yuvarlıyorum. 78'i hemen 80'e yuvarlıyorum. Çünkü birler basamağına bakıyorum 10'luğa yuvarlarken. 5'ten büyükse yanındaki sayıyı bir arttırıyorum. 5'ten küçükse yanındaki sayıyı aynen yazıyorum. Bu yuvarlama konusunda işlediğimiz konunun aynısıdır. Şimdi 80 ile 50'yi çarpıyorum. Sondaki sıfırları görmüyorum. 8 kere 5, 40. Şimdi 2 tane sıfırı da ekliyorum. 4000 cevabını buluyorum. Evet, çarpma işlemini yan yana ya da alt alta çarpalım fark etmez. Tahmin konusunda verilen sayıları en yakın 10'luğa yuvarlayarak tahminimizi yapabiliriz çocuklar. Yan yana çarpmalarda bakın bir tanesi 2 basamaklı, bir tanesi 1 basamaklı. Biraz önce ikisi de 2 basamaklıydı değil mi? 1 basamaklı olanları en yakın 10'luğa yuvarlamıyoruz. 49'u hemen yuvarladığımda 50 oluyordu. 50 ile 8'i çarparken bir basamağı görmüyorum. 5 kere 8, 40.
Sonuna o görmediğim sıfırı da ekliyorum. 39'u hemen 40'a yuvarlıyorum. Ama eğer ikisini de yuvarlayın diyorsa bu bir basamaklı sayıyı da yuvarlamam gerekebilir. Bunu da 9'u da 10 olarak yuvarlıyorum. 40 ile 10'u çarptığım zaman 400 cevabını bulabilirim. Ama yuvarlamayın deseydi 40 ile 9'u çarpmam gerekiyordu. Böyle olduğu zaman da 360 cevabını bulabilirdim çocuklar. Peki bölme işleminde ne yapıyorduk? Eğer sayı 2 basamaklıysa bunu en yakın 10'la yuvarlıyordum. Eğer sayı 3 basamaklıysa bunu 100'le yuvarlıyordum. Ama 3 basamaklıyı açıklama kısmında 10'la yuvarlayın diyorsa o zaman 10'la yuvarlıyordum. Açıklama kısmını okuyalım. 2 basamaklı sayıları en yakın 10'la, 3 basamaklı sayıları da en yakın 100'le yuvarlayınız diyor. O zaman ben 213 3 basamaklı olduğu için 100'le yuvarlamam gerekiyor. Son 2 basamağına bakıyorum, 50'den küçük. O zaman 2'yi aynen yazıyorum. Sonuna 2 sıfır ekliyorum. Böylece 100'le yuvarlamış oldum. 18'i de 2 basamaklı olduğu için 10'la yuvarlıyorum. Yani sayımız 20 oldu. Aslında şu an 200'ü 20'ye bölelim diyor. Sondaki sıfırları görmüyorum. 20'yi 2'ye bölelim diyor. Bunu yan yana eğer bölmekte zorlanıyorsanız şöyle uzun uzun 20'yi 2'ye bölelim diyebilirsiniz. Ama 20'yi yan yana da 2'ye bölebiliriz çocuklar. 2'nin içinde 2 bir kere var. 0'a geçti sıra. 0'ın içinde 2 olmadığı için 0 olarak yazıyorum. Bakın 425'i 14'e bölelim diyor. 3 basamaklı sayı. Hemen 100'le yuvarlayalım. 25 50'den küçüktür. O zaman 4'ü aynen yazıyorum. Bölü. 14 ise birler basamağı 5'ten küçük olduğu için 10'a yuvarlanır. 400'ü 10'a bölelim diyor. Bir basamağı görmüyorum. 40'ı 1'e böldüğümde 40 cevabını alacağım. Tabii ki bölme işleminde 3 basamaklı bir sayıyı 10'la yuvarlayın da diyebilir çocuklar. Bakın açıklamada en yakın 10'la yuvarlayarak çözünüz diyor. O zaman buradaki örneğe bakalım. 353'ü 10'la yuvarladığım zaman 5'ten küçük olduğu için 35'i aynen yazıyorum. Sonuna 1 sıfır ekliyorum. 48 2 basamaklı olduğu için burası değişmiyordu. Hemen 10'la yuvarlıyordum. 50 cevabını buluyorum. Sondaki sıfırları görmüyorum. 35'i 5'e böldüm. 7 cevabını aldım çocuklar. Ne yaptık? 3 basamaklı sayıyı biz normalde 100'lüğe yuvarlıyorduk ama burada özellikle 10'la yuvarlayın diye belirttiği için hemen bu sayıları 10'la yuvarlıyoruz. Mesela 479'u 23'e bölelim diyor. Bakıyorum 3 basamaklı ama 10'la yuvarlayacağım. 9 5'ten büyük olduğu için 47'yi bir arttırıyorum. 48. Sonuna 0 ekliyorum. Şimdi ise 23. Bunu direkt 10'la yuvarlıyordum. 5'ten küçük olduğu için 2. Sonuna 0. Sıfırları görmüyorum. 48'i 2'ye böleceğim şimdi. 4'ün içinde 2, 2 kere var. Eldem kalmadı. 8'e geçti sıra. 8'in içinde 2, 4 kere var. 24 cevabını bulmuş olduk böylece. Bize açıklama kısmında ne vermişse ona dikkat ediyoruz. Yoksa 3 basamaklıyı 100'lüğe, 2 basamaklıyı da 10'la yuvarlıyoruz. Ama açıklamada 3 basamaklı sayıları da 10'a yuvarlayın diyordu. O zaman 831'i 10'la yuvarladığımızda 830 cevabını alıyorduk. 42'yi de hemen 10'la yuvarladığımda 40 cevabını alacağım. Şimdi 830'u 40'a bölmemiz gerekiyor. Ama bu örneğe bir dikkat edelim çocuklar. Karşınıza bolca çıkabilir çünkü. Biz sonu sıfırlı olan sayıları sondaki sıfırlarını görmüyoruz diyoruz. Ama bu kalanlı bir bölme işlemi ise dikkat etmemiz gereken bir nokta var. 83'ü şimdi 4'e böleceğim. 8'in içinde 4, 2 kere var. Eldem kalmadı. 3, 3'ün içinde 4 olmadığı için 0 ekliyorum. Tamam. Ama benim kalanım 3'tür diyemem. Nedenine gelecek olursak bakın 830'u uzun uzun 40'a bölelim. İki türlü yazdım. İkisine de dikkat edelim. Birinde sıfırlarını görmüyorum dedim. Diğerinde direkt bölme işlemini aynen burada gördüğümüz gibi yapacağım. 8'in içinde 4, 2 kere var. 2 kere 4, 8 diyorum, 0. 3'ü indiriyorum. 3'ün içinde 4 olmadığı için 0 yazıyorum. Cevabım 20 oluyor. Burada bir sorun yok ama kalanım 3,
oluyor burada. Bu yanlıştır çocuklar. Çünkü sıfırların üstünü çizdiğimiz zaman burada 3 görünüyor. Ama bakın sıfırların üstünü çizmediğimiz zaman 8'in içinde 40 yok. 83'ün içinde 40 kaç kere var? 40'ar 40'ar saydığımızda 80 oluyor. 2 kere 80 çıkartıyorum. 3 sonuna 0. Şimdi 0'ı indiriyorum. 30'un içinde 40 yok. O zaman 0'ımı yazıyorum. Başka indireceğim sayı kalmadığı için cevap 20. Ama bakın kalanımız burada 30 oldu. Buradan ne anlıyoruz? Sonu sıfırlı olan sayılarda eğer kalan varsa o görmediğimiz sıfırların sayısı kadar sıfır eklememiz gerekiyor. Yani kalanı 3 bulduysak bir sıfır görmemiştim değil mi? O bir sıfırı en son ekliyorum çocuklar. Buna dikkat edelim. Evet, konumuza tekrar geri dönelim. En yakın onluğa yuvarlayarak çözelim diyor. 3 basamaklı da olsa onluğa yuvarlayın diyorsa onluğa yuvarlayacağız. Eğer normalde bu ifadeyi kullanmasaydı 3 basamaklı sayıları yüzlüğe yuvarlıyorduk. Ama burada belirttiği için şimdi onluğa yuvarlıyorum. 325, hemen birler basamağına bakıyorum. 5 ya da büyükse 32'yi bir arttırıyorum. 33 sonuna 0. Şimdi 31'i onluğa yuvarlayacağım. Birler basamağına bakıyorum. 5'ten küçük. O zaman diyorum ki 3'ü aynen yazıyorum. Sonuna 0. Evet, 330'u 30'a bölebilirim. Sondaki sıfırları görmüyorum. 33'ü 3'e bölelim. Yan yana bölebiliriz. 3'ün içinde 3 bir kere var. Elde kalmadığı için yandaki basamağa geçiyorum. 3'ün içinde 3 bir kere var. Cevap 11. Bakın bunu da yan yana bölelim. 749'u hemen onluğa yuvarladığım zaman 74'ü 1 arttırıyorum. 75 sonuna 0. 33'ü de hemen yuvarladığım zaman 3'ü aynen yazıyorum. Sonuna 0. Sıfırları görmüyorum. Bakın yan yana bunu da yine bölebiliriz. 7'nin içinde 3 kaç kere var? Bakın 3'er 3'er sayıyorum. 3, 6, bir daha saysam 9 olur, fazla olur. O yüzden 2 kere var. Ama dikkat edin. 2 kere 3 6 idi değil mi? 7'den 6 çıkardığım zaman kalanın 1 oldu. O 1'i parmağımla gösteriyorum. Şimdi burada görevim bitti. Şimdi sıra 5'e geçti ama 5'in önüne o elimdeki parmağımla gösterdiğim 1'i, yani kalanımı bunun yanına ekliyorum. 5'in önüne 1 yazdığımda 15 oluyor. Şimdi 15'i 3'e böleceğim. Bu da 5 demektir çocuklar. Yan yana bölmeyi böyle pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ama eğer zorlanıyorsanız bunu şöyle uzun uzun yazmaktan çekinmiyoruz. Sondaki sıfırları görmeyip 75'i 3'e uzun uzun bölebiliriz çocuklar. Bir de şöyle bir etkinlik verilebilir size. Önce tahmini sonucunu bulup sonra gerçek sonucu arasındaki farkı bulun der. O zaman tahmin kısmına geçelim hemen. 44'ü onluğa yuvarladığımda 40 cevabını buluyordum. 5'i direkt yazabilirim demiştim. Burada açıklamada hepsini onluğa yuvarlayın demediği için bir basamaklıyı direkt yazabiliyorum. Sondaki sıfırı görmüyorum. 4 kere 5 20. O görmediğim sıfırı da ekliyorum. Bakın 200'ü tahmin olarak buldum. Gerçek işlemi yapalım. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 5 20 2 de elde 22. Gerçek sonucum 220, tahminim ise 200 çıktı. O zaman aradaki farkı bulmak için ne yapmam lazım? Büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkartıyorum ve cevap olarak 20 buldum çocuklar. Bunu çarpma işleminde yapabildiğimiz gibi bölme işleminde de yapabiliriz. Tahmin ve farkı şimdi bulacağız. Bakın 198 3 basamaklı, herhangi bir ifade vermediği için 3 basamaklıları yüzlüğe yuvarlıyordum. 100 kaç olur çocuklar yuvarlandığında? 200 olur. Şimdi 11 ise 10'a yuvarlanır. Sondaki sıfırları görmüyorum. 20'yi 1'e böldüğümde 20 cevabını alacağım. Bu bizim tahmini sonucumuzdu. Gerçek sonuca bakalım. 1'in içinde 11 yok. 19'un içinde 11 bir kere var. 1 kere 11, 11. Çıkardım. 8, 0. 8'i indiriyorum. 88'in içinde 11 kaç kere var? Bunu bulurken çocuklar şurada bir basamağı elinizle kapatın. Burada da bir basamağı elinizle kapatın. 8'in içinde 1, 8 kere var. Tabii ki her zaman böyle direkt çıkmayabilir. Bazen 8 dediğimde fazla geldiyse bir küçüğünü alacağım. 7'yi deneyeceğim. O da fazla geldiyse bir küçüğünü, yani 6'yı deneyeceğim. Burada deneme yolunu kullanıyorduk. 8'i yazdım. 8 kere 1, 8. 8 kere 1, 8. Tam geldi. Bunu çıkartabilirim. O zaman 0, 0. Şimdi
18 benim gerçek sonucummuş ama tahminim ise 20 idi. Aradaki farkı bulmak için 20'den 18'i çıkartıyorum. Aradaki farkım 2'ymiş. Peki burada ne yaptık biz? Çarpmada ya da bölme işleminde gerçek sonuçları bulabiliriz. Tahminleri de bulabiliriz ve aradaki farkı da bulabiliriz. Bunu anlatmaya çalışıyordu. Bugünkü konumuz doğal sayılarla çarpma ve bölme işleminde tahmindi çocuklar. Bize ifadeler verilmemişse biz çarpma işleminde iki basamaklı bir sayıyı onluğa, bir basamaklı sayıyı direkt yazıyoruz. Eğer üç basamaklı bir sayıyla bir basamaklı bir sayı çarpılırsa, üç basamaklıyı belirtmemişse yüzlüğe de yuvarlayabiliriz, onluğa da yuvarlayabiliriz. Ama iki basamaklıyı direkt onluğa yuvarlıyoruz. Bir basamaklıyı ise belirtmemişse direkt yazıyoruz. Belirtmişse onluğa yuvarlayabiliriz çocuklar. Bölme işleminde ise yine iki basamaklı bir sayıyla iki basamaklı bir sayıyı bölerken iki basamaklıları onluğa, iki basamaklıları onluğa yuvarlıyorduk. 3 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayıyı bölün dediğinde yine bölendeki 2 basamaklı sayıyı onluğa yuvarlıyoruz. Açıklamada belirtmemişse 3 basamaklı sayıları yüzlüğe de yuvarlayabiliriz, onluğa da yuvarlayabiliriz çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Video içinde etkinliklere yer verdim ama kendi etkinliklerinizi kendi kitaplarınızda yapıp bu konuyu daha da pekiştirebilirsiniz çocuklar. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için de Ar Yayınları ailesine teşekkür ediyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.